Batı Avustralya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyordum. Keyfime göre takılan bir YouTuber olduğum için. Şu an madendeyim. Kameram vardı zaten. Şimdi mikrofonu da bir kullanayım dedim. Bayağıdır mikrofonu kullanmıyordum. Bu mikrofonu kullanacağım ilk yayın olacak. Bakalım ses kalitesi nasıl gelecek. Madende güzel dönüşler aldım. En son yüklediğim videolardan bayağı soru geldi. Ben de bu videoları zaten insanlara yardımcı olma amacıyla çektim. Hem Türkçe kaynak olsun hem de kendim için de bir hatıra olsun diye. Çok vakit ayırmıyorum YouTube işlerine. Zaten sosyal medya, Instagram'dan da aslında biraz yüklensem bayağı izleyici gelecek gibi. Çünkü kimsenin çok değinmediği bir konu bu Avustralya'daki madenler. Herkes Uber'e falan değiniyor ama asıl para kazanma yeri aslında madenler, ama tabii ki handikaplar var. Özellikle madende çalışmak istiyorsanız full time çalışma hakkınız olması gerekiyor. Diğer Uber işlerinde genelde öğrenci arkadaşlar yaptığı için maalesef madene çalışma gibi bir durumları yok. Çünkü vize kısıtlaması var. Yani sınırlı çalışma saatlerine sahipler. 24 saat. Full time çalışma sahipleri olsalardı muhtemelen onlar da buraya gelebilirlerdi. Şimdi bugün madenle ilgili bahsedeceğim konular, madenlere girmek için herhangi bir vasfa sahip olmanız gerekiyor mu? Veya okuduğunuz bölüm madenlere daha girmeyi kolaylaştırır mı? Yaş kriteri var mı? İşte bu tür şeylerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Avustralya madenlerde çalışmanız için bir vasfınız olmasına gerek yok aslında. Geçmişlerini okuyup okumadığınız çok da önemli değil. Size sadece iş görüşmelerinde, hatta iş görüşmelerinde size ne okuduğunuzu asla sormuyorlar. Yani sormuyorlar bile, öyle söyleyeyim size. Genellikle tecrübenizi sorarlar. Ve de işe girebilmeniz için sahip olmanız gereken ticket dediğimiz yetki belgesi veya sertifika, tam sertifika değil ama işte Türkçe'ye çevirirsek sertifika diye diyorum ben. Yani mesela forklift ehliyeti lazım. Buna forklift ticket diyorlar. İşte construction'da, yani inşaatta çalışmak istiyorsanız da beyaz kart dedikleri white kart lazım. Onları almanız gerekiyor. Şimdi benim madende bulunduğum süre boyunca arkadaşlar çok farklı okullardan çıkıp, yani meslekleri çok farklı olan insanların tamamıyla madende biraz daha fazla para kazanmak için çok alakasız işlerde çalıştığını söyleyebilirim. O yüzden çok bir vasıf sahip olmanıza gerek yok. Şu var tabii. Şimdi buraya madende iyi bir para kazandığını duyan arkadaşlar hemen geliyor. İşte İngilizce bilmek, çok iyi İngilizce lazım mı? Yani çok iyi İngilizce lazım değilse bile, en azından tabii ki Avustralya'da yaşadığımız için İngilizce her yerde lazım. Madenler de lazım, çünkü sonuçta herkes İngilizce konuşuyor ve yani madende zaten Türk olma şansınız çok çok az. O yüzden İngilizceyi tabii ki bilmek zorundasınız. Çok çok iyi değil ama en azından iletişim kurmayı becerecek kadar da bilmeniz gerekiyor. Çünkü madende yeri geliyor, radyo dedikleri bu, biz telsizlerle konuşuyoruz. Düşün yani, okullardaki o lisanlık derslerinde bile çakan biri olarak burada telsizle konuşuyorum. Ben askerde bile telsizle konuşurken tedirgin olan bir insanım. Yani Türkçesini bile anlamazdım fazla, öyle söyleyeyim. Ama buraya gelince ise telefonla konuşuyorsun, işte kulağınız onlara alışıyor. Tabii ki bunlar için İngilizce gerekiyor. Neyse, bunu bir kenara bırakırsak arkadaşlar, madenlere gelip çalışmak istiyorsanız hakikaten bir vasfa sahip olmanıza gerek yok. Yani süper okullar bitmenize gerek yok. Okulu kimse zormuyor zaten. Sizin de okuduğunuz hiçbir önemi yok. Bazen okuduğunuz işte çok kendini vasıflı gördüğünüz mesleklere bile sahip olsanız, yani gelip madene çalışmak istiyorsanız size direkt soracakları şey, bu başvurduğun işe yönelik tecrübelerin var mı ve bununla ilgili
ticket, yetki belgeleri, işte sertifika topladın mı diye sorarlar. Her şey bu arkadaşlar, yani tecrübeniz varsa o işe yönelik istediğiniz şey alabilirsiniz aslında. Şimdi ben ne okudum? Ben İngiliz dili ve edebiyatı okudum Türkiye'de. Belli bir süre İngilizce öğretmenliği yaptım. Yani onun dışında hep hizmet sektöründe sayılırım aslında. Hep hizmet sektöründe çalıştım. Buraya geldim, o yüzden Avustralya'ya ayak uydurmam çok zor olmadı. Ne iş olsa zaten Türkiye'de yapıyordum. Ben buraya geldiğimde hiçbir şey değişmedi. Okuduğum okulu bile unuttum artık yani. Kimse, hani biri sormasa bana, ki burada kimse sormuyor genelde de. Biri sormasa bana ne okuduğumu bile unuttum yani, unutuyorum. O yüzden çok da ne okudunuz önemli değil, dediğim gibi yani. Buraya Avustralya'ya gelin, ayak basın. İngilizceniz varsa hemen gereken ticketler, neyse işte bu belgeler. Hemen o belgeleri gireceksiniz arkadaşlar. 300-400 dolar ne vermeniz gerekiyorsa vermeniz, yani vereceksiniz. Çünkü onun kat ve kat daha fazlasını alacaksınız. O basit yetki belgelerini alarak, ticketları, ticket diyeceğim, ticketları alarak. O yüzden öyle ufak ufak paralar gözünüze büyük gelmesin. Getirileri çok iyi oluyor onların. Diyelim ki Avustralya'ya geldiniz, ayak bastınız. Türkiye'de mühendissiniz ama mesela bazen burada bir mühendisin karşılığı olmuyor. Mecbur bir yerden çalışmaya başlamanız gerekiyor. Ufak ufak işte bu ticketları toplayarak başlayabilirsiniz. Madenlerde mühendis olmanız maalesef gene bir işe yaramıyor. Çünkü spesifik alanlarda ancak bazı o işe yönelik mühendisler ve tecrübeli mühendisler alıyorlar. İmkansız değil, tabii ki mümkün. Ama biraz uğraşmanız gerekiyor. Dediğim gibi ben de İngiliz dili edebiyatı okudum. Mesela maden ne alaka? Şu an madende çalışıyorum. Tamam. Tamamıyla okuduğum bölüm değil de benim normal hayatta edindiğim tecrübeler sayesinde maden işine girdim. Zaten dediğim gibi hizmet sektöründe çalışıyordum. Her okul tatillerinde küçüklüğümden beri çalışıyorum zaten, hep orada burada. Belki 50'den fazla 50 farklı iş yapmışımdır muhtemelen şu yaşıma kadar. O yüzden çok zor olmadı yani bu tür işleri almak benim için. Biraz zaman aldı diyeyim. Hiç yani bir yabancı, Türkiye'deyken de böyle hizmet sektöründeyken, işte garsonluk yaptığım zamanlarda, işte inşaat temizliğine gittiğim zamanlarda, işte yani hem Türkiye'de hem çok iyi yerlerde çalıştım, hem de böyle hiç alakasız yerlerde. Sırf ama bütün bu işleri ben kafam rahat olsun diye yapıyordum yani. Kafamın ağrımasındansa birazcık bedenim yorulsun diyordum. Çünkü İngilizce öğretmenliği yaptım. Hiç hoşuma gitmedi ve gereksiz yer beynim de ağrıyordu. Mesela o işi bıraktım. Ondan sonra zorla performans altına girmiştim. Orada işte bilet yönlendirme veya işte getir götür işleri yapıyordum. Çok da eğlenceliydi yani. Hakikaten en sevdiğim şeyden bir tanesi de oydu. Sınırsız etkinliklere giriyordum orada. Hiç para versem muhtemelen paramın yetmeyeceği etkinliklere giriyordum orada. Çok güzeldi. O yüzden genelde benim felsefem, yani beynimi çok yoracağım işlerden ziyade bedenim birazcık yorulsun, sıkıntı olmaz. Tabii bunu bir yerden sonra artık beden işi de yapamayacağımız için onun da bir yolunu bulmamız lazım. Ama şu demek istediğim arkadaşlar, maden gibi yerlere girmek istiyorsanız çok da ne okuduğunuzun bir önemi yok. Diğer çok önemli bir konu, yaşın bir önemi yok arkadaşlar. Ben burada geçen 2 ay önce madende 60 yaş üzeri, 65 yaşında bir tane amcayla çalışıyordum, yani şeyde, yemekhanede. Bir adam böyle şey gibi yürüyordu ya, böyle bu dünyanın en yavaş yürüyen hayvanı gibi. Benzetmesi olmasın da yani, çok böyle yani bıdım bıdım yürüyordu, böyle çok yavaş yürüyordu ve adam benimle aynı işi yapıyordu. Yani adam resmen yürüyen cenaze gibi bir şeydi yani. Ama çalışıyordu ve ben burada 55-60 yaş üzerinde çok insan gördüm ve ben de aynı şey yapıyorlar. Yani
Benle aynı şey yapan 18 yaşında insan da var, 65 yaşında da var. Ve bunlar çok da tecrübeli, dediğim gibi tecrübeye gerek yok. Şeye gerek yok. LinkedIn'ınızın bir önemi yok. Yeter ki işe başvurun. Tecrübe eksikliğiniz varsa, dedim ki yaptığınız şeyin tecrübe eksikliğiniz varsa, teknik bir iş değilse tabii ki. Bazen hazırlayacağınız CV'de oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sonuçta hizmet sektörü. Otelde çalıştım diyebilirsiniz. Çok bir şey değil. Zaten burada işe girdiğiniz zaman size baştan gösteriyorlar. Kahve yapmayı biliyor musun diyor. Kahve yapmayı biliyorum desem bile madene girdiğin işte size işte yok karamel macchiato ice latte'ler yaptırmıyorlar. Yani bir yerde birazdan denk geliyor yaptırıyorlar aslında da. Onda da sıyırabilirsiniz yani bilmiyorum diyebilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Çünkü birkaç tane benim başıma geldi. Burada her zaman farklı işlerde çalışabiliyoruz. Buranın retail shop dedikleri marketleri de var. Bazen marketlerde Starbucks kahveleri satıyorlar. Bedava kahve var ama kahve makineleri de var ama onları beğenmiyorsanız gidip de buranın kahve marketinden gidip böyle özel kahve de alabilirsiniz kendinize. Yani Starbucks'ta sipariş verir gibi. Gidip kahve sipariş verebiliyorsunuz. Bir ara beni verdiler öyle. YouTube'dan baka baka kahve yapıyordum millete herhalde. İnsanlar da herhalde işçilerin en kötü kahve dönemi benim dönemde olabilir. Neyse çok içmemişler. Bir hafta işte öyle içtiler. Sonra zaten ben söylüyordum bir yani ben kahve yapmayı bilmiyorum. Ama basit ya diyor işte şunu şunu yap sütü koy bunu koy falan filan diye bir ver gitsin diyordu bana. Ama ben içim rahat olmuyordu gene. Sonuçta insana para veriyor. Olabildiğince iyisini yapmaya çalışıyordum ama çok da başarılı olduğum sayılamam. Neyse bu da öyleydi. Yani madene girdiğiniz her işlerde siz zaten baştan gösteriyorlar. Ve her girdiğiniz yeni kampta size yeniden eğitim de veriyorlar. Ben her gittiğim kampta bana bu işi biliyor musun diye soruyorlar. Biliyorum desem bile bir sürü evrak körek imzalattırıyorlar bana. Veya o işi tekrardan gösteriyorlar. İşte her gittiğim kampta beni geziyorlar kampın içinde. O işi çok uzun süre yapsam bile gene de bana her seferinde kampı gösteriyorlar. İşte burada şu var, şurada bu var. Bu tür şeyler arkadaşlar. Dediğim gibi ne okuduğunuzun çok da bir ne okuduğunuzun pek bir önemi yok işte madene girmeniz için. Geçenlerde çalıştığım mesela bir kız sordum dedim ne iş yapıyordun dışarıda madenden önce. Dedi ki ben işte öğretmenlik yapıyordum ben dedi. Yeteri kadar kazanamıyordum. Bir de başım da ağrıyordu işte. Çok şeydi, stresli bir işti. Ablası da burada fitness eğitmenliği yapıyormuş herhalde yani. Buranın şeyleri de var. Well-being advisor falan diyorlar işte bu koç işte şeydeki trainerlar şeydeki salondaki. O da ablası demiş buna sen de o zaman madene gel biraz takıl kafan dağılır. Biraz da para kazanırsın diye. Şimdi öğretmen şimdi gelip burada housekeeping'i o da temizliği yapıyor mesela. Evet şimdi şeyler var arkadaşlar. Dediğim gibi biz buraya uçakla 2 hafta kalıp bir hafta dönüyoruz. Bir hafta şehirde geçiyor, 2 hafta burada geçiyor. Evet. İşimiz bitti. Arkadaşla buluştuk. 2-3 tane kamp var burada hepsi yan yana. Şöyle kampı göstereyim. Bu kamptan diğer kampa geçiyorsunuz. Benim kamp ileride. Diğeri de şu geride kalıyor zaten. Şurada. Yemek yedik diğer kampta arkadaşlarla. Şimdi ben de benim odaya geçiyorum. Sabah 5-5 çalışıyoruz burada. Güzel de bir gün. İleride de şu an gün batımı var. Muhteşem bir gökyüzü var. Evet arkadaşlar, madenler böyle. Hakikaten gelip görmenizi tavsiye ederim buraları.
bakın şuraya bak. Gökyüzü müthiş. Müthiş bir gökyüzü var orada. Arkadaşlar dediğim gibi madende çalışmanın herhangi bir yaş kısıtlaması yok. Sadece belgelerinizi toplayıp geleceksiniz buraya. Çok sorulu da şu an sorular aklıma gelmiyor ya. Çok da güzel bir gökyüzü var şu an arkamda.